Sual: Terbiye günü diye ne zamana denir ve bugün de neler yapılmaktadır? Cevap: Zilhicce ayının 8. gününe terbiye günü denir. Arefe gününden önceki gündür. Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra topluca Mekke'den Mina'ya doğru hareket ettikleri gündür. Bugüne terbiye denmesinin sebebi, hacca gidenler umumiyetle bugün de susuz bir sahayı geçmeye hazırlık olmak üzere hayvanlarını bol bol suladıkları ve zemzem suyundan çokça içip kandıkları ve yanlarına gerektiği kadar su aldıkları ve böylece Mina'ya hareket ettikleri veya terbiye diye adlandırılmasının sebebi, hacılar o günde develeri suya kandırdıkları yani suladıkları içindir. Hadis-i şerifte: Bir Müslüman, terbiye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü Teala onu elbette cennete sokar. Buyuruldu. Terbiye günü sabah namazından sonra, hacıların Arafat'a gitmek için Mekke'den çıkmalarının haccın sünnetlerinden olduğu İbni Abidin'de yazılıdır. Sual: Ramazan ayında olduğu gibi, hac ve kurban ibadetlerini yerine getirirken de Zilhicce ayının hilalini görmek gerekir mi? Cevap: Konu ile alakalı olarak İbni Abidin'de deniyor ki, Ramazan ayının birinci gününü anlamakta takvimlere güvenilmemelidir, buyurdular. Çünkü oruç, gökte yeni ayı görmekle farz olur. Peygamber Efendimiz, hilali görünce oruca başlayınız, buyurdu. Halbuki hilalin doğması, görmekle değil, hesapladır ve hesap sahih olup, hilal, hesabın bildirdiği gecede doğar. Fakat o gece görülmeyip, bir gece sonra görülebilir ve oruca, hilalin doğduğu gece değil, görüldüğü gece başlamak lazımdır. Çünkü İslamiyet böyle emir buyurmuştur. Gökte, Ramazan hilalini aramak, bir ibadettir. Görülüyor ki, Ramazan'ın başlangıcını önceden haber vermek, İslamiyet'i bilmemek alametidir. Kurban Bayramı'nın birinci günü de, Zilhicce ayının hilalini görmekle anlaşılır. Zilhicce ayının 9. Arefe günü, hesapla, takvimle anlaşılan gün veya bundan bir gün sonra olur. Bundan bir gün önce Arafat'a çıkanların hakları sahih olmuyor. Sual: Namaz kılmakta olana, Kur'an-ı Kerim okuyana ve Cuma günü camide hutbe okuyan hocaya selam verilebilir mi? Cevap: Namaz kılmakta olana, Kur'an-ı Kerim okuyana ve Cuma günü Hatip Efendi'ye hutbe okurken, bunlar bu halde iken selam verilmez. 28 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.